Şeytanı recim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Arkadaşlar, insan Camiül Ezdat, Cemül Cem, zıtların cemi, 18 bin alemin hulasası ve Nusay-ı camiası olduğundan her an haleti değişiyor. Bazen bir alemin tesirinde kalıyor. Hani burçlar var ya, onu kapat. Burçlar. Burçlar şu andaki uyduruk içerisini doldurmuşlar ama hakikatli yani. Nasıl ki ayların tesirinde kalıyor, insan mekanın tesirinde kalıyor, elbisenin tesirinde kalıyor, yediği gıdanın tesirinde kalıyor, mekanın tesirinde kalıyor. Bunu kapatamaz mısın ses? Ben bir şey kapat şey. Şimdi bunu daha fazla açıyor. Bari bunu koyuyorum fazla ses çıkmaz. Oldu ya. Şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Böyle bir insanın bazen bir mevzu ilgisini çekiyor, bazen çekmiyor. İnsanın her daim giriş kapılar açık olmuyor. Bazen Mehmet Ali değil mi? Bazen bir ilgini çekiyor. Bazen hiç ilgini çekmeyen bir konu başka bir yerde seni bayağı bir bloke ediyor. İnsan bu. İnsan bazen küçük bir atom, küçük bir iş, küçük bir hatıra, küçük bir olay ona mezar oluyor. Gömülüp gidiyor. Bazen de kainat yutsa tok olmaz. Böyle bir mahluk. İnsan devamlı değişkendir. Kendisinde sabitiyet arayan, kendisini tanımamış demektir. Bazen değil mi Şükür? Atom mezar oluyor, bir hatıra, bir geçmiş, bir kelime, bir olay onu bloke ediyor. Aylarca onun altına çıkamıyor. Bir rüya ya. Ama bazen de kainatı yutası geliyor. Böyle bir insan. Böyle bir insan. Her şey onu mutesir ediyor. Her şey onu alakadar etmiş. İnsanlık cihetiyle insan her şeyle alakadar. Sır öyle değil. Sır iki şeyle alakadar. Otu verirsin, suyu da verirsin. Tamam. Daha derdi olmaz. Bu ahırmış, o ahırmış. Bu sahibimmiş, o sahibimmiş. Hiç fark etmez. Sır olduğu için. Biz öyle miyiz? Böyle bir insanın ilk, yani çok mühim bir şey olması lazım. Dayanak noktası. O da tevekkül. Tevekkülü sağlam olması lazım. Yoksa inim inim inletir adamı. Tevekkül ne demek? Allah'a vekil yapmak. O şeyi tam yerine gelmişken o şeyi de söyleyeyim. 34 yaşında veya 36 yaş ikisinin arasında bir hanım kardeşimiz, tam arkadaşımız. Kanser oluyor. Doktorlar diyor ki her an ailesine söylerken o da duymuş. Her an şimdi ve 15 gün içinde her şeyi bekleyin. Telefonla konuştuğum zaman teselli bari bir şeyler söyleyecektim tam. Dedim ki tabii ki ben diyorum tuzun kuru kürsüden vaaz edersin. Yani böyle diyebilirsin deyince ben sözümü kestim. Tuz dedi sizin kuru değil, tuz benim kuru. Yaşarsam hizmet değil, vefat edersem şehidim. Siz kendinizi düşünün dedi.
Ya kardeş burada diyebilirsin ya. Atlan sen. Çünkü hem de kaloriferi yaslanmışsın. Var mı kanserlik? Biliyor musun? Yok. Öyle doktor dedi mi sana? Her şey hazırlan. Ölüm diyor ustak bütün çıplaklığıyla göründü. Ölüm bütün çıplaklığıyla. Yani şu anda diyemiyor bunu. Ola bir baktım ki hasta benim. O bana teselli ediyor makamına geçti. Bunu nasıl diyor ya? Diyor ki ya tuzun kuru da kürsüde vaaz eder gibi bana vaaz ediyorsun. Tabii ya aslında yani hakikaten ne yapacağız ya günahlar böyle demesini beklerken diyor ki bir dakika bir dakika dedim. Tuz kimin kuru dedi. Tuz benim kuru dedi. Yanımda üç kişi de şahit. Öyle mi abiler? Ondan sonra ya dedi yaşarsan hizmetteyim. Vefa aynı üslupa titrek yok. Vefat edersen şehitim dedi. Allah Allah. Nasıl varmış? Tevekkül. Tevekkül okuyacağım size işte. Tevekkül evellemek. Her şeyi aslıyla düşünmek. Vekil yapmak yani her şeyi evellemek, evellemek. Aslıyla düşünmek. Aslıyla olayı aslına götürmedin mi seni ezer. Hamur gibi oklavanın altına ezerdi doğrusu. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Hadisat seni oklava gibi eziyor. Hadiseler o sopa, sen de hamur. Bir böyle şekil alıyorsun, bir böyle, bir böyle. Allahsız düşündüğün zaman her şey sana mezardır. La kardeşim bunu kürsüde söylüyorum. Diyebilirsiniz, siz de dersiniz. Ama doktor bana dedi ki esbab aleminde her şeye hazır olun. Torba da hazırlamışlar. 15 gün içinde. Şimdi 15 gün bitmiş. Ve bu zat diyor ki ölürsem şehidim, kalırsam hizmetteyim. Zaten hizmet ediyordu. Bunu nasıl söyleyebilmiş? Risale-i Nur'un enfusi tahkiki mesleğini kapmıştı. Son cümle uzatmayacağım. İnsanlık öyle bir gırdaba giriyor ki. Onun dışında bugün de değil mi Emre? Bugün başka bir hastaneye gittim. Bir kardeşimizin yakını. O 36 mı? 36. 36, o da kadın. Ne demişler? Doktor kaç saat demiş? Birkaç saat. Birkaç saat demiş dün akşam. Dün akşam, bugün de gittik değil mi? Birkaç saat, bir iki saat demiş. Kardeşim, bu olaylar hepimizi bekliyor. Allahsız düşününce nasıl işin içine çıkacaksın? Fatih ne diyor biliyor musun? Canım benim, iki çocuğu var. En büyük çocuk kaç yaşında Emre? Bir tane oğlu var. Bir tane var. 17 yaşında mı? Öyle kaldı. 13 gün, 13 gün. 13 mü? Mehmet'miş. Evet. Çünkü öyle diyorlardı. Mehmet seni bekliyor falan. Ooo gitmiş. Bir şeyler takmışlar. O gafil mi sana? O gafil. O gafil. Allah de beni. Çünkü nereye gidiyor? Fe eyne tezhebun? Nereye gidiyorsunuz? Dava yok. Namaz yok. Fe eyne tezhebun? Nereye? Bu gidiş nereye? Nereye gidiyorsunuz? Ölümü bayılmak mı sen? Ya siyah yap. Nereye gidiyorsun? Bak iki tane olay. Niçin ikisini anlattım? Bir hastanede bir fiil yanındaydım. Tamam. Bir tanesi. Biz bir fiil. Ötekisi telefon. İkisi de hastanede. Ama bir tane yanına gitmişim. Ötekisi telefonda. İkisi de kadın. Allah'ın hikmeti ikisi de aynı yaş. Abi. Benim tuzum kuru. Sen kendini düşün. Ölürsem şehidim. Yaşarsam hizmetteyim. Aynı üslup değil mi? Aynı. Dinlettim bunlara.
Risale-i Nur. Bambaşka. O zaman göreceksin. Ölüm yaklaştığı zaman. Geç olacak. Allah göstermesin diyeceğim de olmayacak bir dua. Gösterecek bunu. Tamam. Allah göstermesin diyeceğim ama olmaz böyle bir şey. Tamam. Gösterdiği zaman o fırsatı sana verdiği zaman aniden gitmedinse o Risale-i Nur dersleri yatakta yatarken bir bir geçecek zihninde. Bir bir geçecek. Varsa tabii. Varsa. Biraz duygusallığımı da bağışlayın. Çünkü iki tane olaydan geldim ya. Bizzat içindeyim bir tanesini. Ya nereye gidiyor ya? İki saat diyor. Tevekkül. Yani olayları Allah ile düşünmek. Allahsız düşünmek. Hadiseleri çıkış kaynağına göre gözlükle bakmak. Hastalığı hastalıkla değil, hastalığı veren Allah ile bakmak. Hayatına, hayatı veren zatı nazarıyla hayatına bak. Değil mi? Hasbiye'de geçiyor. Hayatına, hayatı sana veren zatın nazarıyla hayatına bak ki, bak ki altında hamur olmayasın, oklavanın altında. Ya. Allahu Ekber. İlk, bayan arkadaş Risale'yi tanıyor mu? O şu anda iki saat dedikleri mi? Yok, ilk başta söyledim. Tof tabii canım, tanıyorum. Çarşaflı, hizmetin başında. Ne diyor, vefat edersem dedi, şey diyeyim, kalırsam gene yaptım, yapıyordum. Benim dedi, yapıyordum. Yapmaya aynı devam edeceğim diyor. Sağ olsam yine aynı iş yapacağım diyor. Yani bakın Adnan'ım, canım benim, bak ne diyor biliyor musun? Vefat etmeden önce, şu anda yaşıyorum. Allah bana sıhhat verse bakın görürsünüz, bak nasıl olacağım diyecek bir farklılık yok. Kalkarsam da aynı iş yapacağım diyor. Farklılık yok. İşte bundan cesaret oluyor. Mesela yumurta dayanır. Bir kalkarsam var ya kaza namazına başlayacağım, televizyondan uzak duracağım, internet seyretmeyeceğim. Bak şimdi nasıl kitap okuyacağım abi bir dua etsen de bir kalksam. Böyle bir şey yok da ondan. Diyor ki yaşamak nasıl gelmişse eğer yaşarsam dedi aynı hizmetime devam edeceğim diyor. Hiçbir şunu çoğaltacağım demiyor. Çünkü yapılmasını zaten yapıyor. İşin püf noktası o. Abi şahsi manevi Azrail'e suret olur mu? Evet. Kendisi oluyor. Şahsi manevi zaten o. Şahsi manevi ustad kendi sari ifade ediyor. Bir diyor veli himmet gibi diyor sekerat anında ona yetişir diyor. Vallahi. Veli himmet gibi böyle sekerat anında ona yetişir. Çünkü şahsi manevi can yetiştiğini deli aklımıza hatırıma geldi. Kalbim de meyletti. Şahsı manevi yapıyor. Senin hatırına gelen senin mi? Hatırıma geldi diyorsun bak geldi. Yoktu demek sen. Nereden geldiyse demek seni görüyor. Bak hatırıma geldi. Hatırladım. Hatırıma geldi. Yani ifade etmeme, konuşmama, anlamama geldi. Neredeydiyse. Ya neredeydiyse. Tevekkül bir daha lügat manası evellemek, vekil yapmak, tamam mı? Allah'a vekil yapıp bakmak. Yani tabirini dolduruyorum, kendisini okuyacağım. Hadiseyi, hadiseye, olaya, olayın sahibiyle bakabilmek. Tevekkül, yanlış anlama tevekkül, esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Esbabı reddetmek değil. Yaşantıyı ortadan kaldırmaz. Belki esbabı, yani sebeplere riayet etmeyi, üşüyorsan palto giymeyi, tamam mı? Eğer korkun varsa tevekkül derslerini yapmayı. Mesela bir tanesine onu derken ağzından çıktı, ben de yazdım, hoşuma gitti. Diyor ki, hayatı
hayattan gayet bu hayattır diyenler için, diyenlere ölüm, mevt, kabus olur. Hayatta maksat bu hayattır diyenlere ölüm, kabus olur. Cehennem endişesi olanın cennette gayesi olur. Bizim öyle bir derdimiz de yok. Rıza-i ilahi. Yanlış anlama, tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değil. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek, yani Allah'ın Allah'lık yaparken, esmasını icraat yaparken, bir şeyin yaratılmasında size hemen beş tanesini söyleyeyim. Allah bana bir şey verirken, kafam kırıldı, siyat, hastalık verirken, bir, Allah seyrediyor. İki, meleği aladan ruhaniyat, melekler, Cebrail Mikail seyrediyor her anımızı. Üç, ahirete sermedi manzara oluyor. Dört, esma hükmünü icra ediyor. Tamam. Beş, nefsin melabeygahı oluyor. Nefsini oyalanması. Öyle diyor ya 16. mektubun sonunda, Allah biz bu kainatı ve seni yaratma ile oyun oynamıyoruz diyor. İnsan oyun zannediyor. Oyun oynamıyoruz diyor. Demek ki bu sistem işlerken sistemin parçalarına riayet etmek, esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek müsebbibatı yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek, neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Allah Allah. 23. söz, 3. nokta. Sözler 315'ten aldığımız cümle. Yani sebeplere riayet etmek Allah'ın esmasının hükmüdür. Allah sebeplerle yaratmak, mesela Rahman, ben diyor. Rahim, ben. Kerim, ben. Latif, ben. Benleri topla, biz olur. Allah esmalı yaratmaya, sebepli yaratmaya da ki bir elmada, bir ağaçta 20'den ziyade esma var. Bu esmanın bütünlüğünü anlatırken Kur'an biz diyor. Her bir esmayı kastediyor. Ama kainat yokken, ilk yaratılırken veya mucize olurken sebebi kullanmadığı tecellilere ben diyor. Dolayısıyla sebeplere riayet etmek biz oluyor. Arkasında o biz diyen tektir, ben. Tertibi mukaddematta tefhis tembelliktir. Yani bir işi yapacaksın, tamam, bir işi yapacaksın, orada sebeplerine riayet edeceksin. Tefhis etmek, yani Allah'a bırakmak. Mesela cebinde buğday var. Çoğaltmak istiyorsun, buğday istiyorsun, ekmiyorsun. Ve tevekkül ediyorsun ekmen gerekirken. Tarlaya ekmen gerekirken tevekkül ediyorsun. Bu tembelliktir. Allah'ın esmasına iftiradır. Tembelliktir. Terettübü neticede tevekküldür. Yani ama ektin neticeye, terettüp eden neticelere tevekkül lazım. Yani tevekkül Allah'a vekil etmek, yani olayların sahibinin nazarıyla olaylara bakabilme melekesidir. Çık dışarıya bedenine, ruhunda Allah'ın nazarıyla bak kansere. Kanserden çıkarsın. Ruh, yani bedenin kanser iken eğer sebepli düşünüp eyvah benim başıma geldi dersen, cesedin içerisinde olan ruh da kanser olur. Beden kanserken Allah'ın nazarıyla bakarsan ruhu bedenine hakim kılıyorsun, ruhun kurtuluyor. Ruh hakim kılmak bedene, bedensel dayanma. Peki nasıl yapacağız öyle dedik de, terklerle mümkündür, ibadetlerle değil. Ruhu bedenden çıkarıp bedene hakim yapmanın yolu
bir daha ruhu bedenden çıkarıp bedene hakim yapmanın, bedensel dayatmalardan çıkmanın yolu terklerdir. Terk. Yani interneti terk et, televizyonu terk et, fuzuli malayani şeyleri terk et. Yani emniyetli şeyleri tercih et. Terk ya. Bir şey söyleyeyim size. Ali Ulvi, bilgisayarcı olduğum için. 7 dakikalık bir video seyrettim YouTube'da. Bütün zerratımla söylüyorum. Kemiğimin zerratıyla söylüyorum. 7 dakikalık veya 4 dakika 23 saniyelik bir videoyu YouTube'dan seyrettim. Vallahi onun yaptığı ve garip bir şey seyrettim. Allah göstermesin. Onun yaptığı tamiri Allah'a yemin ederim ki inanıyorum ki şeriatın kişiliğinde ve ruhsal sistem nasıl çalışıyor, meşgul olduğumu biliyorsunuz iç. 4 saat 23 dakikanın seyrettiğini 10 saat Kur'an okusan temizleyemez. 4 dakikayı 10 saat Kur'an okusan temizleyemez. Hiçbir zaman. O çizik kaldı. Yani günahını, sebabın arttı mı? Tabii artabilir ama çizik temizleyemez. Peki günahın 40'tı. Öyle nedamet ettin, öyle pişman, öyle çalıştın ki hakikaten 500 seba. O günah seni 2 büklüm yaptı. Günahın da böyle bir şeysi var ha. İnsanı böyle var ya, gurur, kibirden kurtarıyor. Böyle mütevazi ediyor. Tamam, o tarafı var. Günahın da böyle faydası mı var? Lan şeytanın faydası var ya. Şeytanın faydası var. 2 tane faydası var şeytanın. İnsana ne kazandırıyormuş? 1. Makası da hayriye külliye. Makası da hayriye külliye sebeptir. Kemalat insani. Kemalat insaniye sebeptir. İnsanın kemal kazanmasına, insanda bulunan Allahça kast edilen maksatlı hayırlı şeyler var. Makası da hayriye külliye. Tamam. Vesile oluyor şeytan. 2 şey. Şerri cüziyken hayri külli oluyor. Şeytan şerri cüzi oluyor. Sen onun nazarında. Ya bambaşka gözlük veriyor Risale Nur ya. Şeytanı bile kullanmıyoruz lan. Şeytan bile işimize yarıyor. Değil mi Fatih ya? Evet. Acayip bir şey ya. Şeytanın vücudunda şerri cüz'i olmakla beraber hayri küllisi var. Nasıl var? Makasıdı hayriye külliye var. Kemalat-ı insaniye var. Şeytanın vücudunda. Allahça murat edilen külli hayırlar var insanda. O bir aktifiyet istiyor. Aktif olmasını istiyor. Bu zembereyi de, saati kurmayı da şeytan yapıyor. Onun için lazım adam. Şimdi ne diyor biliyor musun şeytan dışarıda? Ulan şunlara bak ya. Ben bile lazımmışım ya. Beni kullanıyorlar. Kullanıyor diyor. Görevden istifa edeceğim. He? Görevden istifa edecek diyorum ben. Abi yapamıyoruz. Bunu duy yeter şimdilik. Tertibi mukaddematta tevfiz tembelliktir. Anlattım. Tertibi neticede tevekküldür. Yani sebeplere riayet etmemek tevekkül değildir, tembelliktir. Neticeye, sebeplere uydun, neticeye kanaat tevekküldür. Ahlak, nazar, niyet. Bunlarla, bunlardır zann etkiler değil mi? Tevekkül, zanın alt yapıları. Evet, alt yapıları. Günü nazara mı sokabiliriz acaba? Evet. Manayı harfi, mana ismi. Tevekkül bambaşka bir şey. Bak bir daha. Hayatına, hayatını sana verenin nazarıyla hayatına bak. Şu anlarda. Ne acayip bir şey ya. Ne acayip bir şey ya. Allah'a emanet ya. Bu nasıl bir cümle ya? Evet.
Her şey bitiriyor. Her şey bitiriyor. Sayfa 71. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ayetine müracaat ettim. Ayetin şahsı manevisi canlı ve ruhludur ayet. Bana dedi ki diyor. Ya bir sürü sıkıntılar var. Mesela neymiş onu okuyayım da ayet sonra ne diyor? Beşinci mertebe Nuri Hasbiye diyor ki yine bir vakit hayatım çok ağır şerait ile sarsıldı. Hayatım çok ağır sebeplerle sarsıldı. Kanser olur, işkence olur, zehir olur. Ne bileyim ya, ne aklınıza geliyor? Çocuğunuzu alır. En acımasız imkan çocuğunu almaktır. Sarsıldı diyor. Nazari dikkatimi hayatım ömre ve hayatıma çevirdi. Gördüm. Ömrüm koşarak gidiyor. Ömrüm koşarak gidiyor. Ahirete yakınlaşmış. Bak, ömrüm koşarak gidiyor. Ahirete yakınlaşmış. Hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. İlk defa bugün ne gördüm? Sönmeye yüz tutmuş. Şöyle yaptım bugün. Gelmeden bir aynaya bakayım. Gömlek giydim. Tamam. Gömlek giydim de şöyle yaptım. İlk defa gördüm. Baktım şu et biraz sonra kendisini toparlat, düzelmeye başladı. Oy be, eskide tuttun, sıkamazdın. Tuttuğun anda yay tak böyle yapardı. Bir baktım ki, aha büzüşmüş, elma gibi. Hayatım, baktım ki son kullanma tarihine gidiyor. Hayatım sönmeye başlamış. Bugün ha, bugün gördüm. Evet, baktım ki hemen gitmiyor ki. Zoraki ya böyle, bayıla bayıla gidiyor gireyim. Hayatım, bak, ömrüm koşarak gidiyor. Sizinle alakası yok tabii bu. Ahirete yakınlaşmış hayatım dahi tazikat altında sönmeye yüz tutmuş. Sönmek. Halbuki hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri ve kıymetli faydaları böyle çabuk sönmeye değil. Ya ben bunun için mi yaşadım ya? Pat sanacağım bir kanser gerçek alıp götürecek. Ya olamaz ya böyle bir netice. Böyle ciddi bir kainatın kuruluşu, ciddi bir kainatın hakikati, ciddi bir insan sistemi basit mikrop alıp götürecek, son verecek. Olamaz yani, olmamalı. Böyle olamaz ya, böyle bir sistem çalışıyor mu ya? Bütün kainat bana kurulacak, bütün kainat benimle değerlenecek, manalanacak, benimle bilinecek, bütün alemi cem edeceksin, basit bir sebep altından sandalyeye çekeceksin, her şeyi devireceksin. Olamaz böyle basit bir netice olamaz yani. Diyor ki olamaz diyor. Bak ne diyor? Hay ismine dair risalede izah edilen hayatın mühim vazifeleri ve büyük meziyetleri insanın, kıymetli faydaları insanın böyle çabuk sönmeye değil, belki pek uzun yaşamaya layıktır. Ölmek istemiyor ya. Ben istemiyorum. Böyle layık iken diye müteennimane düşündüm. Elim alıyorum. Yine ustadım olan Hasan değil mi ya? Ustadım olan hasbunallah ve ni'mel vekil ayetine müracaat ettim. Dedi. Hikaye değil ha. Belagat değil bu. Kur'an canlı ve ruhludur. Kelam sıfatından gelen hayatsız olamaz. Dedi ki ayet. Bunu okumak için buraya kadar geldim. Ayet bana dedi ki sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayatına bak. Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayatına bak. Bir daha. Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayatına bak. Ben de baktım, gördüm ki. Neymiş biliyor musun? Hayatımın bana bakması bir ise, Zat-ı Hay ve Muhiye bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise, Halik'ime ait bindir. O zaman bu ölüyorsa, kimin hissesi fazla ise o üzülsün. Gemi ortağı Azalel İbrahim,
99 senin. Biri ben. Gemi batıyorsa en çok kim üzülecek? Çünkü kâr etti, sen üzüleceksin. Şey sevineceksin. Bu Allah'a bakan bindir, bana bakan bir. Ölüyorsa en çok Allah üzülmesi lazım tabi. Çünkü onunla. Biz yanlışlık burada yapıyoruz. Senin malın olmadığı şeye sahipleniyorsun. Onun altına giriyorsun. Bir tane söyle demişti bir mavcu. Allah Rahman ve Rahim diyorsunuz dedi. Merhaba. Eşeği dedi yük taşıttırıyor dedi. Bir sıkıntı değil midir dedi. Eşeğe yük taşıttırıyor Allah. Nasıl Rahmandır dedi. Dedim ki sen dedim insansın. Bu cesede bu ruhu verdi. Buradan çıkıyorsun, bu ruhu çıkartıyorsun, eşeğe giriyorsun, eşek oluyorsun. Ulan bunu nasıl taşıyacağım diyorsun. Eşek olduğun için üzülüyorsun. Oysa eşek yük taşımaktan lezzet alır. Çünkü Allah ruha göre ceset, cesede göre ruh veriyor. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslana koysa zulüm olur. Parçalamak isteyecek aslan ruhu, koyunun ne pençesi mi sahip, ayağı mı sahip, ne dişleri. Aslana, aslanın cesedine koyun ruhu koyduk. Allah Allah döv aslan. E nasıl otlayacak? Ruhu koyun. Ceset aslan. O dişlerle ot kesilir mi? Gülüyor aslan böyle. Çok da tuhaf olur lan böyle sana şey sarılıyor. Hiç beklemedik lan pençelere bak. Sen böyle yalakalık yapıyor. Tamam işte bütün hayvanlar kurtulur. Çok acayip bir şey olur ya. Ha, dedi ki bana ait neticesi bir ise Halik'ıma ait bindir. O cihette uzun zaman belki zaman istemez. Bir an bak. Bir an yaşaması yetermiş. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Bir anda desen yetiyor. Maksat buydu zaten. Nasıl buydu? Bilmiyoruz. Ya nasıl bu la ilahe illallah ile bu olur mu? Ulan 500 bin İstanbul şehrini düşünün. Ne kadar elektrik cihazı var? İstanbul'un girişinde şartel var. Bin indirdin, hepsi öldü. Bir kaldırdın, ya ne olacak canım bir tane şartelle. Binlerce, milyonlarca farklı cihazlar bir anda çalışır mı çalışmaz mı? La ilahe illallah Muhammed Resulullah da böyle işte. Şarteli kaldırdın. Şartel çalışıyor. O şartelde var ya, pervane var ya bu çatalcıda. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Elektrik imal ediyor değil mi? Beygir gibi ne dönüp duruyor ya? Ne mantıksız. Aynı şeyi tekrar edip duruyor. Ama bir Allah'ın kulu sormaz. Ne mantıksız şey ya? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu mantıksız ne? Aynı şeyi tekrar ediyor. Demez. Namaz da öyle. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Kabe'de de öyle. Sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol, sol, sağ. Aynı şey. Niye ona aynı şeyi tekrar ediyor diyorsun da pervane edemiyorsun? Ha, bu da elektrik imal ediyor. Bu da imali. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ile şehirde milyarlarca elektrik çalışıyor, cihaz çalışıyor. İşte namaz da aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı ile ruhtaki elde edilen ruhani manyetik bir alan, halet-i rühe enerjisiyle ruhtaki istidat ve kabiliyet cihazları çalışıyor. Ya bir la ilahe illallah oluyor mu? Şartelle oluyor da bu niye öyle olmasın? Bak Allah böyle bir Allah'tır. Senin bile aklın almadı. Mancı öyle demişti değil mi? Ya dedi Allah dedi kendisini dedi cenneti bir kelimeyle şey yapacak dedi. Olur mu bu kadar şey dedi ya. La ilahe illallah Muhammed Resul. Bu kadar basit olur mu dedi ya. Senin bile aklın almadı. Basit bir şeyle Allah bile diyor ki tamam. Böylelikle adaletini değil merhametini gösteriyor. Senin bile aklın almadığını Allah yapıyor işte. Onun için Allah'tır. Sana bana kalsaydı zaten işimiz kötüydü. Ya bir la ilahe illallah ile olur mu dedi. Aa, olmaz değil mi? Ben de öyle diyorum dedi. Niye yapıyor dedi. Allah oldu. Dedim şimdi bu Allah Allah olmasaydı diyemiyor. Ama sana lazım değil dedim ister. Ya dedi niye lazım değil ya. Hakikaten dedi ya. Ya bu kadarıyla oluyor işte. Bir la ilahe illallah ile oluyor mu? Oluyor. Bir şarteli kaldırma ile olduğu gibi. Bak, bir an yaşaması yeter. Bu hakikat Risale-i Nur'un risalelerinde burhanlar ile izah edildiğinden
Burada dört mesele içinde kısa bir hulasa beyan edilecek. Eyvallah. Bunu öpmeseydim, kara kalpli, kalplerin uzantısının elini öpecektim. Kara kalpli insanın Şehr-i Kebir, hayır hahım, kurtarıcı namı altında onun uzantısındaki eli öpecekti. Hakikati öpmüştü. Abi yedinci sözün başında bir bölüm var. Eğer bölmezse burayı bir okumak... Çok kısa olsun. Amentü billahi ve billiyemil ahir. Ruhu beşer için saadet kapısını fetheden ne kadar kıymetli iki tılsımın müskül kişi olduğunu ve sabır ile Halık'ına tevekkül ve iltica ve şükür ile Rezzak'ından sual ve dua ne kadar nafi bir nafi ve tiryak gibi ilaç olduğunu ve Kur'an'ı dinlemek hükmüne inkiyat etmek, namazı kılmak, kebairi terk etmek. Yani az önce de söylemiştiniz ya aslında bir terkler. Terkler. Biliyor musunuz? İnsanla hayvanın arasında en büyük bir özellik istediği bir şeyi terk edebilmesidir. Terkleri yoktur hayvanların. Hayvanların terki yoktur. Terk yoktur. İsteyecek, hayvan terk edecek bilerek. Ancak sopayla terk ettiririz. Sığıra. İnsan ise isteyecek ama yapmayacak. Yapabildiği halde. Bu insana mahsus. Demek ki terklerle insan olur. Terklerle insan olur. Kimin ihtiyacı vardı ki Allah'a? Her şey insan terk etmez hayvan mı? Terk edemezse hayvan mı? Hayvandan daha şey oluyor. Kelena mı belhmada? Evet çıkıyor dediğin. Evet. Olamıyor ki hayvanda. Tembelliğini terk edip namaz kılarsa, kılmasa ne diyor? Aşağıya. Allahu Ekber, bir de okuyayım. Tertibi mukaddemata tefhis tembelliktir. Terettübü netice tevekküldür. Semere-i sahine, kısmetine, rıza, kanaattır. Bak, semere-i sahine. Say ediyorsun, gayret ediyorsun, gayretinin meyvesine. Bak, gayretinin ve tembelliğinin meyvesine değil, gayretinin, çalışmanın neticesine, kısmetine, rıza, kanaattır. Meyli sayı kuvvetlendir. Bu kanaat, çalışma meylini kuvvetlendirir. Mevcuda iktifa dönühüm ettiktir. Yani bir şey var elinde, bir sözler okudum, mektubata gerek yok. Himmetsizliktir. Çünkü insan duramaz. İle bir şey koyması lazım üstüne. Bu bana yeter diyemez. Mevcuda ittifa dünü himmetliktir. Gayretsizliktir. Tefekkür gafleti izale eder. Tefekkür gafleti izale eder. Şey, bana bak, defterim var yukarı çantada, getirir misin o şeyi ver. Çantada bak bir şey okuyacağım size tefekkürle alakalı. Tefekkür, gafleti izale eder, tefekkür şeyi çalıştım da, inşallah oradadır. Tefekkür gafleti izale eder. Tefekkür neydi? Bak, fikir yoldur. Konuşmak, İki kişi arasında kurulan bir bağdır. Ondan, onun üzerinde yürüyoruz. Tamam mı? Tefekkür, aslıyla bakabilmektir. Tefekkür, kafirde yoktur, kafirde düşünmek vardır. Bu korkunç bir iddia. Kafirde tefekkür yoktur. Zekilerde tefekkür edemez, zekiler düşünür. Düşünmek, malzemeleri bir araya toplamaktır. Düşünmek. İbrahim şaşırdın mı abi? Çok tuhaf değil mi? Tefekkür, akıl, ehli aklın, erbaba aklın özelliğidir. Tefekkür, gafleti izah eder, psikolojik sıkıntılardan seni dışarı çıkarır. İradeyle olur değil mi abi? İradeyle olur tefekkür. Düşünmek ihtiyarlıdır. Tefekkür
mazi ve istikbali cem edip hazır yorumlamaktır. Tamam? Düşünmek ise hazır zamana cüz-i nazarını cüz-i şeye hasretmektir. Bak şimdi okuyayım şimdi. Biraz izle. Teşekkür ederim. Bak abi. İnşallah buradadır. Sol tarafta adalet, intisap, tılsım, eğer varsa nasibiniz. Aa, varmış. Konuşmak, karşıki tarafı iksirlemek ve mayalamaktır. Konuşmak, düşünmek, malzemeleri bir araya toplamaktır. Tefekkür ettiğin şeye taşırmaktır. Kafirde tefekkür yoktur, düşünmek vardır. Şeytanda tefekkür var mıdır? Yoktur. Çünkü tefekkür kalbin bütünlüğüdür. Kalbi bozuk olanların tefekkürü olmaz. Kalbi uyanma nispetinde tefekkür olur. Düşünmek ise dima bütünlüğüdür. Aslıya bakıp hakikatine varmaktır tefekkür. Yani malzemelerle aslına taşınıp, yani hayatı sana verene nazarıyla hayatına bakmak tefekkürdür. Düşünmek ise insan endeksli bakmaktır. Tefekkür seni içeriye taşır, düşünmek seni dışarıya taşır. Tefekkür oraları nereyi düşünüyorsan burada yaşamaktır. Akıllı insanlara mahsustur. Düşünmek zekilere aittir. Akıllarda psikolojik sorun olmaz. Kesinlikle. Ne kadar psikolojik sorun var o kadar akılsızdır. O kadar zekidir. İyi bir mühendistir. İyi bir doktordur. Zekidir. Ama gündelik hayatı yaşar, anı yaşar, balık tutmayla meşguldür. Çinlilerin bir atasözü var ya. Günü kurtarmak istiyorsan balık tut. Seneyi kurtarmak istiyorsan buğday ek. 10 seneni kurtarmak istiyorsan ağaç dik. Asrı kurtarmak istiyorsan insan yetiştir. Balık tut, balık. Git karnını doyur. Yeter sana. Diyorum bazılarına. Düşünmek zekilere mahsustur. Tefekkür zanın zıttıdır. Düşünceler zanları oluşturur. Manayı harfiyle bakarsa hüsnü zana dönüşür. Kaynaksız, hakikatsız düşünmek suizanı oluşturur. Düşünmek itikada, tefekkür imana. Konuşmak, bulunduğun yerden bulunmak istediğin yere manen taşınma yolu ve yöntemidir. Konuşmak, olmak istediğine yere yönelmektir, oraya girmektir. Biz burada orası için yaşadığımız için oraya gitmekten korkmayız. Kim ahirete korkmaz? Burada oraya yaşayanlar oraya gitmekten korkmazlar. Zaten orayı yaşıyorlar. Burası için bakanlar, dünyayı esas alanlar, hayat bu hayattır diyenler, burada buraya yaşayanlar ahirete gitmekten dehşet alırlar. Bizim zaten hayatımız orası için. Yani tefekkür en kuvvetli sadakadır değil mi aynı zamanda? Ruhun sigortasıdır. Dolayısıyla zamana da tesir ediyor yani. Evet, ruhun sigortasıdır. Sigortası ve sadakası. Çünkü ruhu tamir ediyor. Sadaka. Niçin? Allah Resulü diyor ki, hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Tefekkür. Ruhun sadakasıdır tefekkür. Bedeninizi sadakayla tamir edin. Çünkü dua bir sırrı ubudiyettir ve enerjidir. Yoğunlaşmaktır. Kaldırdım sana dua. Ya Rabbi şuna adresi iş yaptım. Benden çıkan halet oraya pompalanıyor. Orayı değiştiriyoruz. Tefekkür gaflet izal eder. Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyormuş. Dikkat et.
Teemmül ne demek? Dikkat, teemmül. Hadi bakalım kim diyecek? Dikkat, teemmül, evham zulümatını dağıtıyor. İbrahim, neredesin? Geldin. Teemmül ne demek? Bak, akıcılığı yapayım. Dikkat, teemmül. Evham zulümatını dağıtıyor. Hüsnü Zan burada. O zaman bırakayım size. Bir merak uyansın. Teemmül neymiş? Bak, dikkat ve teemmül. Bir şey getirin, tencere. Dikkat at, dikkatini. Dikkat ne demek biliyor musun? Onu baş yapayım mı? Çünkü o önemli, ötekisini bilir. Şimdi memur, tamam mı? Bana geldiniz, trafikten arabanızın dosyasını yaptım, attım. O da geldi, yaptınız, attım. Attım. Sonra 276. dosya lazım oldu. 5 sene sonra arabaya bir şey lazım. Nerede bulacağım o her şey yığılmış, yığılmış? Dikkat, her şeyi yerli yerine koymaktır. Müracaat ettiğin zaman bulmak. Tamam. Ne yaparmış bu? Derinden derine düşünme abi. He? Derinden derine düşünme. Teemmül. Derinden derine düşünmek. Yani bak dikkat, dima aittir. Teemmül hisse aittir. Dima ve vicdan bütünlüğü evhamı yok ediyor. Tamam. Aferin. La, heh. Söyle, söyle abim. Yok, aynı mana üzerine bir şey diyecek mi? Aynı mana. Lakin nefsinde, bak, nefsinde, yani insanda, batınında, yani içsel aleminde, yani diyoruz ya, gömlek, gir içeriye atlet, gir içeriye beden, gir içeriye hayat, gir içeriye his ve şuur, gir içeriye akıl, gir içeriye ruh. Bak diyor ki, lakin nefsinde, yani kendisinde, batınında, içeriye doğru, hususi ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine, tafsilat ile tetkikat yap. Fakat afaki, mesela güneşin çapı ne kadar, saniyede kaç milyon ton hidrojen helyuma dönüşüyor. Fakat afaki, harici, umumi ahvalata teemmül ettiğin vakit, yani düşündüğün zaman, ince tetkikat yaptığın vakit, sati icmali düşün, tafsilata geçme. Detayda boğulma. Çünkü icmalde, fezdekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Mesela benim en çok sevmediğim tarafım bu benim. Bazı bir şeyi anlatırken, bir o misal ta ki cemaatta zannediyorum tabii, zenginlik getireyim, bir mevzuya 3 tane misal getireyim ki, herkesin kapsasın diye ama bazen açayım derken kapatıyorum. Onun için kendi dersimi sevmiyorum. %60'ını. Bunu dediğim için yanımızda bir vakıf gitti. Bu dedi kendi dersini sevmiyor dedi. Benim burada ne işim var dedi. Çekip gitti. Ondan sonra dedim ki nereye gittin sen? Tamam buradan gittim bunun için. Peki dedim, sen bir enaniyet yapayım. Hiç gittiğin yerde kendi kusurunu derste söyleyen oluyor mu? O zaman orada olmak da çok isabet etti. Enayi miyim ya? Niye kendim şey yapayım? Yok, doğruyu söylüyorum. Ne tevazu yapıyorum? Cemaat içinde tevazu yapmak riyakarlıktır. Ama mecbur oluyorum. Çünkü üstad diyor ki, bak diyor ki, icmalde, fezdekede olan kıymet ve güzellik tafsilatında yoktur. Daha iyi oluyor diyorsun ama değilmiş yani. Aldanıyoruz yani. Hem de afaki tefekkür, güneşin helyum, bir saniyede 1 milyon, bilerek söylüyorum, 1 milyon 400 bin ton hidrojen helyuma dönüşüyor. Bu dönüşümde, salınımda ortaya çıkan enerjiyle bütün o galaksiler ısınıyor. Saniyede. Ha bunu afaki tefekkür ne oldu şimdi? Hayret oldu, dehşet çarptı. Dipsiz denize benziyor. Sahili yoktur. Nerede duracaksın? Daha ileri git.
Bu efendim helyum neydi, hidrojen neydi, esir neydi, enerji neydi, kuantum, kuantlar. Tamam. Bu sahili yoktur. Ne peki çok merak edersen neticeyi sana söyleyeyim. İçine dalma boğulursun. Boğulacaksın. Peki batını yaparken gömlekten atlete gir. Tamam. Atletten vücuda git, hayata gir. Hayattan daha his ve şuur. Akla gir, dimağa gir. Gir ruha. Allah! Ruh, şeceri hırkatın haritası. Her şey orada. Biraz da ileri gitsen ruhtan gidemezsin ki. Esma yani, esma yani. Allah her şey acayip bir şey, tuhaf tuhaf. Neler oluyor ya? Bütün 18 bin alem burada. Vay be, herkes ne haber, nasılsın Hasan, iyi misin ya? Allah Allah. Ya çoktan, insan en çok nereden korkar? Kendisiyle tanışmaktan. İnsan en çok kendisiyle yaşamaktan. İnsan en çok kendisiyle barışık yaşamaktan korkuyor. Kendini tanımaktan kaçtığı kadar hiçbir şeyden kaçmıyor. Korkuyor. Abi siz derinden kurtarmaya çalıştınız ama aslında daha çok derine soktunuz. Şimdi dışa mı doğru daha çok derinlik vardır aslında, içe mi doğru? İçe. Tefekkür seni içe taşır, düşünmek dışa taşır. Dikkat ve teemmül insanı ne içini kaldırırmış oraya? Zulümatı dağıtıyormuş değil mi? Vehim. Öyle mi böyle mi? Öyle mi böyle? Bir böyle ya, bir insan düşünün. Böyle askerlikte var, asker boş olmasın diye. Otları yoldurdular cumartesi. Buraya yıldırdı. Pazar günü sabah bu otu buraya yıldılar. Öğlen de iş bitti. Yemek yendi. Arkadaşlar bu ot bu tarafa taşınacak. Niye güldünüz? Aynı böyle. Ha, beyin böyle. Düşünürsün. Götür. Yıldın. Hey Yusuf, telefon diyorsun. Yıldın mı abi? Şimdi dur, yoruldu epey. Of. Şimdi yatağa girdin. Şimdi bu taşı bakayım. Acaba şimdi böyle. Biraz önce böyleydi. Gündüz böyleydi. Bunu yıldın buraya. Ulan bu kafada da yoruldu ya. Bu eva. Vehimler aradan giriyor. Adam da dalga geçiyor. Kaka gülüyor. Saadet istersen tevekkül et. Sana hayatı veren zatın hayyu kayyuma göre hayatına bak. Tevekkül, olayı aslına taşıyıp aslından bakmak. Saadet istersen tevekkül et. Allah nazarıyla bak. Ya hepimiz dahiliz. Ben burada konuşurken vazifedarlık makamım var. Buradan çıkınca meşeretim olacak. Çay içeceğiz beraber. Tamam. İşte oturacağız. Benim bir de hususi dünya var. Herkes de olduğu gibi. Bir beşeret, bir de orucum, namazım, ders çalışmam. Bir de kürsüye çıkıp şahsım. Bu benimle alakası yok. Tamam. Hepimiz buna dahiliz. Şimdi saadet istersen tefekkür. Ne yap? Tevekkül et. Tevekkül. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne demek? Sana hayatı veren zat-ı hayyu kayyuma göre hayatına bak. Olayları evvelle, beraber konuşuyoruz bunu. Evvelle hadisata, hadisenin sahibinin nazarıyla bak. Hadisata, hadiselerin sahibiyle bak. Başına bir şey mi geldi? Aa, kolum vurdu. Hemen Allah bilmem neyini versin. Arabayı vuracağına, Ahmet Mehmet'e kızacağına hemen geriye dönmeliyiz. Niçin bu? Niçin bu bırakıldı? Yani bu musibet bırakıldı, gevşi bana isabet etti. Dön arkana. O gün, o hafta, o ay, o sene, 10 sene, 50 sene, 40 sene. Dön arkana. Musibet başına geldiği zaman başımıza, beşer zulmeder, o zalim, tamam. Araba vurdu sana, onu suçtan kurtulmuyor. Ama onunla muameleni yaptıktan sonra eve oturduğun zaman ayağın kırılmış, araba vurmuş. Bunu beşerin zalim eliyle Allah'ınla derler ya, sopası yok ki bulutların arkasına sana vursun. Bunu sana niye musallat etti? Ustad diyor ki 28 sene görmediğin eza cefa kalmadı. Sürgünler, takipler, işkenceler her türlü. Tamam.
Tamam. Beşerin zalim eliyle tamam. Beşer zalim. Ama kader niye müsaade etti? Sonra anladım ki 96 emir de anlatıyor. Layıkasız nasıl çözeceksin şimdi? Çöz ha. Niye çözemez? Bak sonra anladım ki bana diyor ki kader ilahi. Said sakın sakın ha. Hizmet imaniye Kur'aniyeni cehennemden ve azaptan kurtulman ha. Ve kemalat ve cennete girmene sakın vasıta yapmayasın. E yapıyor muydum? E yaptıktan sonra tokat gelse benim gibi olur. Avama suç yapıldıktan sonra vurulur. Havasa ise yapabilir ihtimalinden çakarlar ki sakın yapma. Çünkü halk seni takip ediyor. Bana, ben hata yaptıktan sonra şefkat tokat yerim. Ustadlar daha yapmadan yerler. Çünkü senin takipçilerin var. Bana ne gösteriliyordu? Fazilet ve kemalat kazanmana değil, bana bütün bunlardan terk, rızayı ilahi gösteriliyor. Rızayı ilahi. Ne cennet şey var, ne cehennem endişesi. Bizim cehennemimiz, cehennemin sahibini kaybetmektir. Bizim cennetimiz, cennetin sahibini bulmaktır. Ya. O zaman ölüm neymiş ki senin? Değil ölüm. Cehennemimiz neymiş? Cehennem değil. Bir nur talebesinin cehennemi cehennem değil. Cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek endişesi olmalıdır. Saadet istersen tevekkül et. Hadiselere, hadisenin sahibinin nazarıyla bak. Bu lazım olacak bize. Allah göstermesin ama gösterecek bu. Ölüm sekeratı geldiği zaman bunu göreceğiz. Abi bu dersler o zaman çıkacak mı? Hem de nasıl çıkacak? Bütün şeritler gitmiş. Hepsi. Hiç karışmayacaksın. Ne gözünle okuyacaksın, ne dilinle okuyacaksın. Böyle millet hastanede sırrın takıl ama senin ruhun hep okudukların, hep bu dersler. Hafızanda bu masalar. Trak, trak, trak. Nasibin kadar senaryo geçecek. Haber okuyan spikerleri şaşırıyordum. Ulan kağıt okumuyordu. Böyle bana bakarak okuyor. Sonra öğrendim ki biz görmüyoruz. Burada kamera mer oradaki yazıyı okuyormuş böyle. Evet sen seyirciler ver böyle da da. Aynı onun gibi. Sen de zannediyorsun ki ulan bize bakarak esmer okuyor. Ne biçim hep söylüyor. Lan ne kız. Değil mi? Biz de öyle sekerattayken bu göz kapalı. Oysa iç aleminde bütün yaptıkları gözüküyor. Ha bu gözde mi? Hangi gözde yaptıysa? Uykudayken rüya görmüyor muyuz? Hangi gözde görüyorsan o gözde göreceğiz. O filmler geçecek. Saadet istiyorsan tevekkül et. Fakat tevekkül esbabı bütün reddetmek değildir. Belki musibebatı ve netaycını Halik'ten istemektir. Daire esbaptayken tevekkül etmek bir nevi tembelliktir ve atalettir. Allah Allah. Bir daha daire esbaptayken yani yapman gerekirken yapman gerekenleri yapmamak neymiş biliyor musun? Tembelliktir, atalettir, esmaya iftiradır. Yapman gerekenler makamındayken tarlada buğday ekmen gerekirken ekmeyip cebinde tenekede buğdayı tutup ya Rabbi benim tarlama buğday yetiştir. Bu tembelliktir, atalettir. Esbaba teşebbüs yani ben buğday ektim, toprak bana vermeyecek. Kim verecek? Allah'ın rahmet hazinesini sapanla çalmaktır. Esbaba tarlaya buğday ekmek, evlenmek, evladın kapısını çalmaktır. Bir nevi duay fiilidir. Vesait ise, yani vesilelerine riayet etmek ise, perdeyi, neymiş? Vesait ise, perdeyi desti kudrettir. Yani kudretin ortaya çıkmasının sebepleriymiş. Kudret. Evet, tevekkül etsen dünyada istirahatın ahirette istifaden katidir. Dünyada istirahatın ahirette istifaden katidir.
Abi bir şey söylemek istiyorum. Söyle abim söyle. Rıza-i ilahi dediniz de orada biraz takıldım ben az önce. Şimdi rıza-i ilahi deyince sadece onu istiyorsanız eğer en zor anınızda da yardımı da sadece ondan istiyorsunuz. Ya. İslam'ın ateşe atılırken dediğiniz gibi yani Cebrail'i reddetmesi. Cebrail diyor. Cebrail diyor ki yardım edeyim mi diyor İbrahim Aleyhisselam'a. Şimdi biz ne derdik? Ey İbrahim arkadaşlar yardım edeyim mi diyor ateşin içindesin. Ya lan soruyor musun ya yardım edeyim herhalde tabiatten. Ne hala soruyorsun ya yanıyor mu ya? Derdik. Değil mi öyle değil mi öyle de yapayım. Ama ne dedi? Allah görmüyor mu? Kabul etmiyor. Reddediyor. La uhubul afili. Batanları uful edenleri. Ona yardım edemeyeceğini bildiyse mi de? Yok ederdi. Sebep noktası ne diyor? Kabul etmiyor. Ama Allah ederse eder. Ya ettirirse. Ettirirse. Ettirirse eder. Ama Allah o ateşin içinde nasıl hakim kılıyor ateşe? O anda ya kafaya bak. O anda. Ateşin içindesin. Ha böyle kürsüde oturup da kitap yaparken değil. Olayın içindesin. Yani ateşin içindesin ya. Ateşin içinde Allah'a ateş hakim kılmak itikadını düşün ya. Ateşteyken ateş hakim kılmak Allah'a. Abi rıza-i ilahi işte. Üstad da mesela diyorsunuz ya bu kitabı öperek bir süre eli öpmekten kendimi alıkoydum. Üstadın da hayatı o şekilde geçmiş Hasan abi. Ha, yani ne kadar eller öpecektim abi ne öpmesi. İşte hep rıza-i ilahiyi gözetmekle alakalı bu arada. Tabii ya. Bana bir şey söyleyeyim mi? Ruhumla söylüyor. Allah'a yemin ederim. Allah yalana yemin edilirse kafir olur. Cennet kesmiyor bizi. Ne diyorsun yani? Kur'an'da bu kadar anlatıyor. Öyle de. Bizi ancak Allah. Allah yani. Allahsız olmaz cennet ya. Zaten sana koyar da ha desek Allah. Tamam lan tamam. Gir lan cennete git. Gittin. İsteksiz beni koysa zaten Rıza. Ya ben yok o da yetmiyor. Cennette üstündür. Cennette beka. Değil mi? Ondan da üstündür. Cennette rüyet. Allah Allah. Rıza bambaşka bir şeymiş ya. Ruhun ruhu yani. Cennetin cenneti. Cennetin cenneti. Hayatın hayatı. Allah'ı istiyorsun bana bak her şeye acizsin ve ne yapacak ya kanda bilmem ne taşıyan bir mahluk olsun. Lan kimsin lan cenneti cennet böyle. Nasıl lan? Yani böyle bir ruh ya. İnsan kafasındaki akla kalbinde beslediği istidada nispeten alemi şehadet her şey dardır. O aklın fikirlerini o kalbin meylerini tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. Ancak rıza-i ilahidir. Evet. Saatimiz geldi. Sana bir şey sorayım mı? Sor. Adeta kanlı tohumu ektik. Ektik ha. Buğday almak istiyoruz. Tamam. Fili doğamızı yaptık. Ama orada şeftali arama. Buğday ikinci. Aramıyoruz. Heh. Bazen 200 kilo veriyor, bazen 500 kilo veriyor. Evet. Tevekkül az veya çok ne verirse kabul etmek. Evet. Yoksa az verdi de ama tevekkül su bozuyor. Yani Allah Allah niye böyle yaptık? Karışma. 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 Mesela öşür vermedi. Bizim memleket çay üretiyorlar. Ya hastanelere veriyorlar ya kazalara veriyorlar. Bereket yok kardeşim. Haram Müslümana yaramaz. Öşürünü vermediğimiz, çayın öşürü var, balın öşürü var. Naz yapmış, ona cemaat demiş. Gördük ha. Balın öşürü var, öşürü, öşürünü verin demiş. Öşürü. Bak şimdi, öşür verilmeyen mahsul hepsini götürüyor. Neye benziyor? Bir kamyon elma, bir elma varken bir elmanın yarısı çürük. Hepsini götürür. Yani öşür onun çürüğünü atmaktır. Seni değil o. Niçin koymuş? Bereketlendirmek için. Zekat. Zekat şeyi dörttür. Toprak mahsulleri, hayvanın, ticaret malları, nakit para. Dörttür. Vermek lazım. Tevekkül bu. Peki. Biz aslında ne okuyacaktık? Çalışarak bir araya getirdik bu cümleyi. Size tevekkül okudum. Merak okuyacaktım. Bir de haf damarını okuyacaktım. Bir de zamanım yeterse ne okuyacaktık Fatih? Hırs. Hırs okuyacaktık.
Bunların üçü de üç derstir. Onları gene sıraya alayım mı? Arkadaşlar size inşallah söz. Merakı bir dahaki dersimize. Sonra haf damarı çok önemli. Ölüm korkusu, kalp korkusu, işte kabir korkusu, nükel mekir korkusu. Haf damarı Allah niye vermiş? Hayatını zehir etmek için vermemiş. Hayatını zehir etmek için değil. Hayatını güzel yaşamak için vermemiş. Onu anladım. Sonra hırs okuyacaktık. Ve hepsini bitirecektik değil mi? Ben inanmamıştım. Beraber yaptık da arkadaşlarla. Bu dersi Şahs-ı Manevi'yle yaptık. Fatih, Halil İbrahim, efendim şey, Gafur, birisi de vardı Emre. Ya nerede yapalım? Seçtik. Seçtik değil mi? Bunu saydık. Bu konu konudur. Onun için bunları yaparız dedik ama iyi ders ezanımız hırsla yaparız. Ama Fatih diyor ki beni inanmamıştı. İnşallah istifadeyle olmuştur. Kusurlarımız varsa affediniz. Allah iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak Haşr meydanında bunun için yaptın, bunun için dedin. O kadar önemli ki ruhumla söylüyorum. Haşr meydanında önümüzde cehennem ve cennet var. Bize soracaklar bunu niye yaptın orada? Orada bunu niye dedin? Orada bunu niye yapmadın? Bunu niye demedin? İtaplı sualini sebep olacak fiilleri, sözleri burada yaptırma nasip etme. Ya Rabbel Alemin. Kim bize dua ediyorsa, kim bize bir şey bekliyorsa, kime inşallah demişsek hepiniz amin diyenler, kime inşallah demişsek, bildiğimiz ve bilmediğimiz kimlerin üzerimizde maddi ve manevi hakları varsa, kim hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de maddi ve manevi hissesi varsa, onları ve bizi şeytan, cin, erva habise, mevad-i şerire, nefs-i emmarenin vehim ve vesvesesine hüfz-i emine. Kabirde münker mekir hakikatiyle muhatap olacağımızda şahs-ı maneviyi karşılarına çıkartmayı nasip eyle. Amin. Usul ve furularımızdan, ana babalarımızdan, dedelerimizden yukarıya, aşağıya doğru evlad yeğenlerimizden, sevmiş olduğumuz dostlar, akrabalarımızdan her kim kabirde iseler, Allah'ım kabirlerini cennet bahçesine bahçe eyle. İştirak amalini, hisselerini azim eyle. Biz nasıl onlara dua ediyorsak, onların dualarını da bizim üzerimize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ağlayan alemi İslam'ı ittihadi İslam'la güldür. Bu memlekete siyasi, ekonomi, her türlü menfaat ve çıkarını, alem İslam'ı esas yapan, kalpleri bu noktada vuranı, maddi ve manevi muvaffak eyle, düşmanlarına fırsat verme, kılıçlarını ayağına değil düşmanına vurdurarak ağlayan alem İslam'ı ittihad İslam'la kürtür. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil